Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilaca %17 ile %35 oranlar arasında zam yapılacağını belirterek, bunun vatandaşın ödeyeceği katkı payını da arttıracağına dikkat çekti. Sarı, vatandaşlarımızın sağlıklı bir sağlık hizmeti alabilmesi için bu katkı paylarının, fiyat farkı katılım payının, muayene ücreti gibi kalemlerde vatandaşın ödemek zorunda bırakılan rakamların bakanlık bütçesinden karşılanması gerekmektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Eczacı Serkan Sarı, ilaca %17 ile %35 arasında zam gelmesinin beklendiğini belirterek, bunun 12.500 lira emekli maaşı ve 17.000 lira asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaşlara ayrı bir yük getireceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Eczacı Serkan Sarı, AKP iktidarının yaratmış olduğu ekonomik kriz sonucu bugün hep birlikte yaşanılan krizi ilaç raflarında da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta ilaç sanayisi üreticileriyle Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı yaptığı toplantıda ilaç üreticileri %35 zam istiyor. Bakanlık %17 zam veriyor. Eğer bakanlık ilaç üreticilerinin talep etmiş olduğu zammı hayata geçirmez ve vermez ise şu andaki görmüş olduğumuz yoklar katlanarak artacak ve hastalarımız daha fazla ilaçsız kalacaklar. İktidarın anayasal zorunluluğu olan vatandaşımızın, halkımızın hem ruhsal hem de bedensel sağlığını güvence altına alması gerekirken, bugün ekonomik tedbirler sebebiyle artık ilaç hizmeti de vermekte zorlanacak gibi görünüyor. Bugün bu zam artışıyla beraber ne yazık ki emeklimiz, işçimiz, emekçimiz mağdur olacak. %17, 20, 25, 30, 35'lere varan oranda bir zam söz konusu. Bu zam yine vatandaşımızın cebine yansıyacak. Bakanlığa buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu zamla beraber vatandaşımızın sırtına daha fazla yük binmemesi için hastalarımızdan alınan fiyat farkının, katılım payının, muayene ücreti gibi kademelerin bugün bu kalemler faturalara yansıyan rakamlar. Sağlık Bakanlığı'nın ödediği paranın üstünde hastaların cebinden bir borç çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu da artık 12.500 lirayı geçinmeye çalışan emeklimizin, 17.000 lirayla yaşamını idame ettirmeye çalışan asgari ücretlimizin sağlık giderlerini de karşılaması imkansız hale gelen bir rakama ulaşmış durumda. Bugün hep birlikte buradan çağrıda bulunuyorum. Bütün vatandaşlarımızın bu anlamda sağlıklı bir sağlık hizmeti alabilmesi için bu katkı paylarının, fiyat farkı, katılım payının, muayene ücreti gibi kalemlerde vatandaşın ödemek zorunda bırakılan rakamların bakanlık bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilaç KDV oranları %8'den %10'a çıkarılmıştı. Artık bu oranın düşürülmesi gerekiyor. Bu zammın vatandaşa daha az yansıması için %1 yaşamsal ekonomik anlamda vatandaşımıza destek olabilmek için KDV'nin %1'e düşürülmesi gerekiyor. Bu tedbirleri almazsak yakında raflarda ilaç olmaz olsa dahi, bu tedbirleri almazsak yakında raflarda ilaç olsa dahi o ilacı alabilecek bütçe, durum ne yazık ki vatandaşlarımızın cebinde olmayacak. Bakanlığın bu düzenlemeleri yaparken bu koşulları da göz önünde bulundurarak karar alması gerekmekte dedi. AKP iktidarının yaratmış olduğu ekonomik kriz sonucu bugün hep birlikte yaşanılan krizi ilaç raflarında da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta ilaç sanayisi üreticileriyle Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı yaptığı toplantıda ilaç üreticileri %35 zam istiyor, bakanlık %17 zam veriyor. Eğer bakanlık ilaç üreticilerinin vermiş olduğu, talep etmiş olduğu zammı hayata geçirmez ve vermez ise şu andaki görmüş olduğumuz yoklar katlanarak artacak ve hastalarımız daha fazla ilaçsız kalacaklar. İktidarın anayasal zorunluluğu olan vatandaşımızın, halkımızın hem ruhsal hem de bedensel sağlığını güvence altına alması gerekirken bugün ekonomik tedbirler sebebiyle artık ilaç hizmeti de vermekte zorlanacak gibi görünüyor. Bugün bu zam artışıyla beraber ne yazık ki sokakta yaşayan emeklimiz de, işçimiz de, emekçimiz de mağdur olacak işin sonunda. En kötü ihtimal 17,
Görünen o ki 20, 25, 30, 35'lere varan oranda bir zam söz konusu. Bu zam yine vatandaşımızın cebine yansıyacak. Bakanlığa buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu zam artışlarıyla beraber vatandaşımızın sırtına daha fazla yük binmemesi için hastalarımızdan alınan fiyat farkının, katılım payının, muayene ücreti gibi kalemlerin, bugün bu kalemler faturalara yansıyan rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın ödediği paranın üstünde hastaların cebinden bir borç çıkmasına sebebiyet veriyor. Ve bu da artık 12.500 liraya geçirmeye çalışan emeklimizin, 17 bin lirayla yaşamını idame ettirmeye çalışan asgari ücretlimizin karşılaması imkansız hale gelen bir rakama ulaşmış durumda. Bugün hep birlikte buradan çağrıda bulunuyorum. Bütün vatandaşlarımızın bu anlamda sağlıklı bir sağlık hizmeti alabilmesi için bu katkı paylarının, fiyat farkı, katılım payının, muayene ücreti gibi kalemlerde vatandaşın ödemek zorunda bırakılan rakamların bakanlık bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Ayrıyeten geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilaç KDV oranları %8'den %10'a çıkarılmıştı. Artık bu oranın düşürülmesi gerekiyor. Bu zamın vatandaşa daha az yansıyabilmesi için %1 yaşamsal ekonomik anlamda vatandaşımıza destek olabilmek için KDV'nin %1'e düşürülmesi gerekiyor. Bu tedbirleri almaz isek yakında raflarda ilaç olsa dahi o ilacı alabilecek bütçe durum ne yazık ki vatandaşlarımızın cebinde olmayacak. Bakanlığın bu düzenlemeleri yaparken bu koşulları da göz önünde bulundurarak karar alması gerekmekte.